Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde sanayideyiz gördüğünüz gibi. Hatta bir takım tezgahlarından derse başlıyoruz. Öncelikle yine her zamanki gibi bu videoyu beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Evet, benim aracın marşı basmıyor. Yapacağımız işlemi anlatıyorum sırayla. Bak. Artık çalışan aracın ne yapıyoruz şu an biz? Takviye. Takviye yapıyoruz, güzel. Çalışan aracın artı kutbunu önce takıyoruz. Ardından çalışmayan aracın artı kutbunu özellikle bakarak yapacağız bunu, değil mi? Altta takıyoruz. Kaldı o. Ardından çalışan arabanın eksi kutbunu akü takıyoruz. Akü yoksa burada. Akü yoksa herhangi bir demirden, değil mi? Evet. Şaseden. Evet. Ve ardından çalışmayan arabanın eksi kutbuna bağlıyoruz. Genellikle artılar kırmızıdır. Yani evet, kırmızı doğru. Kablolar artıdır. Siyah kablolar eksidir. Araba çalışır konumda olacak. Çalışır konumda olacak. Hatta Eyüp'cüm biraz gaz verir misin? Artık gaz yok. Çalışan arabaya biraz gaz verirsek böyle bir durumda. Çalışmayan arabanın aküsünü daha mı çabuk şarj eder? Evet. Şu anda biraz daha hızlı şarj ediyorum. Evet. Hafif basacağız ama gaza, değil mi? Tamam, bir süre basmamız yeterli, evet. Bu arabanın aküsü neden yok Murat Usta? Benim Mercedes gibi araçların aküleri arkada oluyor. Arkada değil mi? Arka bagajda oluyor değil mi? Evet. Bagajda. Ama zaten artısı burada demiştik. Eksiği de bu tip araçlarda metal. Herhangi bir metal kısımdan, aksamdan alabilirsiniz eksiği. Ya da akünün eksisi diyelim. Genelde akülü bir arabayla yapılıyordu. Çalışırken buraya çok dikkat edelim. Neden? Burada motorun kayışı var. Evet. Kayışı. El ya da bir şey ya bir şey düşürmeyelim. El mi? Yani el değdirmeyelim. İnsan elini düşürür mü oraya ya? Ben de bir şey söyleyeceksin sandım. Çok güzel. Tamam. Dikkat edeceğiz. Ne kayışıydı bu? V kayışı. V kayışı. Tamam. Güzel. Vantilatör kayışı diyorlar. Vantilatör kayışı. Güzel. Biz takviyeyi anlatmış olduk. Önemli bir detay var. Biz marşı bastığımızda genellikle arkadaşlar çalışır çalışmaz, hele ki yol ortasındaysa derhal bunları çıkarıyorlar hemen çalışan yanlış. Arabadaki. Büyük yanlış hem de. Büyük yanlış. Ne yapılması gerekir normalde? Şu şarj numarası, antenatör. Tamam, çalışan arabadan bunun gösterelim. Arkasında bir diyot var, diyotu yakar. Diyotu yakar, yani çalışmayan arabadaki değil mi? Evet. Bunu aracınız çalıştığında, takviye yaptığınızda, yani vaktiniz varsa bir 8-10 dakika şarj etsin aküyü. Yani bir 3 dakika, 5 dakika da yeter. Yeter değil mi? Ya derhal hemen marş bas. Mesela bazen takıp direkt marşı basıyorlar. Olur mu? Hemen takar takmaz marş basıyor bazen. Çok akü ölü değilse sorun yok. Yine bir dakika beklemeleri mecburiyet. Değil mi? Her halükarda bir dakika. Çünkü elektriği biraz emmesi gerekiyor. Tamam. Her halükarda bir dakika ile bir 3 dakika arası ya da 5 dakika arası kalmalı bu böyle. Güzel. Araç çalıştığında ise, marşı bastığımızda araç çalıştığında onu anlatıyorduk. Kesinlikle derhal hemen çalışmayan araçtaki kablo uçlarını çıkarmamak gerekiyor. Evet. Bu bağlantıları çıkarmamamız gerekiyor. Murat Usta'nın da dediği gibi şarj dinamosunun arkasındaki şarj dinamosu da şuydu. Çalışan arabadan evet, gösterelim. Burada ben göremedim çünkü. Altta bir yerde. Evet. O zarar görebilir ki görür muhtemel. Takviye bu şekilde yapılır. Murat Usta teşekkür ederim. Ben yolda değil aslında, evin önünde kaldım ama. Her zaman ne de olsa olsun yardımlara devam ediyorum. Yardımlara mı? Çok güzel. Harikulade. Neden boşalıyordu bu akü? Bu akü... Kışın değil mi genelde böyle kışın, çok çabuk? Soğukta gördüğü için aküyle alakalı bir ufak bir sıkıntı varsa ya da... tarihi geçmiştir ya da günün geçmiştir 2-3 yıl. Bir akünün garantisi 2 yıldır. 3-4 yıl olduğu zaman bu akünün içindeki diyotlar gidiyor. Halinen de o zaman akü zayıflıyor. Anladım. Bunun kilometresi ya da senesi çok olursa değişmek daha mantıklı kışa girmeden. Ölçtürüp de değiştireceğiz. Biz biraz böyle ihmal ettik bu durumu. Evet. Öğrencilere sürekli ihmal etme ihmal etme diyoruz ama sürekli yani, ihmal ediyoruz demek ki. Araba ne olursa olsun akülerini ölçtürmeye getirsinler ya da götürsünler. Şimdi bir basalım mı bu marşa? Çalışır mı? Tamam. Eyüp bas bakalım benim arabanın marşına.
Eyüp'te Murat Usta'nın neyi? Neyin oluyor? Şehzadesi. Senden sonra gelecek. Aynen. Yeğenim. Emre nerede? Nerede? Çalıştır bakalım. Vay, oradan gaz veriyor. Boğduk. Akü. Aküyü ölçeceğiz. Evet. Eğer eksikse aküyü şarj edeceğiz. Yapacağız. Öyle değil mi? 12 volt olması gerekiyor. 14 olacak. Şarj. Ama öncelikle 14 mu olmalı? Yani araba çalışırken 14 olması gerekiyor. Tamam. Güzel. Yani akü ölçümü yaptıracağız ve buna göre de değil mi? Akü bakımı yapacağız. Güzel. Ama çalışmıyorken ölçeceğiz. Doğru değil mi bunu? Şu anda bak, burası 13.2. Evet. Yani bu arabanın aküsü çok kötü değil, çok da iyi değil. Ama burası normal şarj gerekli diyor. Hı hı. Burası da kötü, kötü diyor zaten. Evet. Ama benim şu an aküm okey gösteriyor. Okey gösteriyor. Marşa bas. Şimdi basarken kaça düşecek ona önemli olan. Hı. 10, 11, 12 gibi dolduğu zaman aküde sıkıntı yok. Marş basar. Bu araba şu anda 14. Evet. Şarj ediyor. Hı hı. Şarj dinamasında da sıkıntı yok. Akünde de problem görülmüyor şu anda. Tamam, güzel. Yani bu ama eksikse muhakkak aküyü şarj ettirmemiz gerekiyor kış bakımı olarak. Tabii şarj etmek gerekiyor. Şarj ederiz ama ki şarjda kurtarmazsa akü çöptür. Değişir değil mi? Tabii, öyle değişir. Mi? Önemli.